Bakara suresi 197. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. El hac eşhurun malumat. Femen farada fihinnel hacca ve la rafet. Ve la fusuka ve la cidale fil hac. Ve ma tef'alu min hayrin ya'lemhullah. Ve tezevvedu fe in hayre zâdit takva. Ve tekûni ya ulil elbab. Leysa aleykum cünahun en tebtegu fadlen min rabbikum. فَإِذَا أَفَاضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ اذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. Çok önemli bir husus. Yani bu zamanımıza delalet etmesi hasebiyle Yahudilerin iki vasfını, iki özelliğini nazara veriyor. Bu konuda sahi edip çaba gösterdikleri iki husus. Orada yeryüzünde fesat çıkartacaklar ve yuhlikul harte ve nesle. Ekini ve nesilleri bozacaklar. Yeryüzünde bu manada Yahudilerin yeryüzünü fesada verme ve aynı zamanda ekin ve nesilleri bozma. Yine geri gelince de ifade edeceğim. Harf iki manaya geliyor. Hem ekin manası hem de kültür manası. Her ikisi de haktır. Hem kültür yozlaşmasına gidiliyor, kültürler bozuluyor. Hem de yiyeceklerin kültürü bozuluyor. Gedoğlu ürünler gibi. Ve nesli devam etmeyen ürünler gibi. Ve otomatikmen yenilen o yiyecekler ki herkes, yani bir elbiseye bilemedin yılda bir kere, 3 yılda bir kere, 5 yılda bir kere bile girersin bir paltoyu. Ama yiyecek öyle değil. Her gün 2-3 kere yemek yeniliyor. Her gün. Arada hatırlaştırılanlar ayrı. O halde insanları midelerinden yakalayarak onlara hakim olma pozisyonu en tehlikeli olanıdır. Yani o yiyeceği mecbur etmek. Yani mecbur o yiyeceği mecbur hale getirip alışkanlık haline getirebilecek. Kimyasal ürünler içerisine katmadan tut da bağışıklık yapan ürünlere varıncaya kadar. Hem yiyeceklerin kültürlerinde bozulma hem de nesillerde gittikçe bir bozulma. Yani yiyecekler Gedeoğlu olduğu gibi artık Allah korusun insanlar da neredeyse Gedeoğlu. Obezite adam mesela. Obezite olmuş. Mesela dünyada obezite olan 1 milyar insan var. Dünyada açlık riski karşısında olan 1 milyar insan var. Ve bu obeziteden dolayı ona harcanan para da işin cabası.
Yani onun için en büyük bu zamanın terörü gıda terörü. En büyük bu zamandaki insanları yakalama, esir etme, bağlama ve bağımlılığı kılmanın yolu mideden geçiyor. O da ekinlerdeki, yiyeceklerdeki ve nesillerdeki bozulmayla başlıyor. Tabii önce ekindeki bozulma başlıyor. Ekindeki bozulma nesli bozuyor. Bismillah. Vallahu la yuhibbul fesad. Ve izâ kîle lehuttekillâhe ahazethul izzetu bil iz. Fahasbuhu cehennem. Ola bi iser mihad. Ve minen nâsi men yeşî nefse uttigâ emerdâtillâh. Allahu ra'ufum bil ibad. Ya yüllezîne âmen dukulu fissilmi kâffe. وَلَا تَتَّبِي خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Yani daha önce de bu ayet-i kerime geçti. Şeytanın adımlarını takip etmeyin, peşine gitmeyin. Arkasından ona destek olup sırt verip de onun peşinden koşar adım gitmeyin. Açtığı çığırda gitmeyin. İzde, izini takip etmeyin. Çünkü götürecek o aduvun mübin diyor Cenab-ı Hak. Burada da aynı şekilde onu ifade ediyor. Açık, düşmanlığı açık gizlemiyor yani. Bismillah. İnnehu lekum aduvvun mübin. Fe in zeleltum min ba'di ma ca'etkumul beyinat. Fe'alemu ennallaha azizun hakim. Hel yanzurune illa en ye'tiyehumullah fi zulelin minel gabam. Vel melâiketu ve kudiyel emr. Ve ilallahi turca'ul umur. Sadakallahu lazim. Ayet-i kerime ve alen hac ayları bilinen aylardır. Yani Şevval ve Zilkade aylarıyla Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Kenan Evren öyle demiş. Bu sene de demiş. Hac kurban bayramına denk geldi demiş. Öyle hac oysa bilinen aylar. Bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapma, kavga etmek yoktur. Ki özellikle hacı sabır, hacı sabır, hacı sabır. Hakikaten gerçekten öyle. Yani orada kavga yok denilsin. Yani sürekli o bir hakikati var. Niye? Belki ilk insanda hacı sabır, hacı sabır. Ve gitmeden önce de orada kavga edilmemesi, ağız dalaşına gidilmemesi sık sık söyleniyor. Hakikaten öyle. Ben iki kere kendi nefsimden kusuru bulayım. Yani çok affedersiniz, insan orada burnunu sokmayacak. Hiçbir işe karışmayacak. Yani ibadetinle meşgul. İki kişi birbirle kavga mı ediyor? Araya girmeyeceksiniz. Ben yaşadığım için şöyle oldu. Ramazan iftardan önce kuyruğa girmişiz. Benim önümde de yani Rabbim affetsin kısa boylu birisi. Benim yaşlarda veya benden 2-3 yaş büyük olabilir. Önümde o sırada bir hemşerimiz önden geçti, önden yemek almaya. O önümdeki bağırdı. Ne oluyor dedi. Sıraya niye girmiyorsun şöyle böyle? O sırada o dedi ki ben kendimi almıyorum. 90 küsur yaşında bir amca var dedi. Ona alıyorum dedi. Ondan öne geçtim. Bu ona bağırdı. Millet kuyrukta. Ben de önümde, yani affedersiniz ben onun önündeyim. Ben onun önündeyim. O benim arkamda. Onun arkasında da hanımı var. Öyle bağırınca baktım hoş bir ortam değil. Ben gayet nazikane, hakikaten çok yumuşak. Beyefendi affedersin dedim. Belki tabii işiniz olabilir. Siz buyurun benim yerime geçin dedim. Ben sizin yerinize geçeyim dedim. Sen ne demek istiyorsun ya dedi. Şimdi onu bıraktı. Sen beni tanıyor musun? Konuşuyor ben ses çıkartmıyorum. Sen kim oluyorsun? Ses çıkartmıyorum. Hanımı müdahale etti. Ya bey sen ne yapıyorsun şöyle böyle. Şimdi birkaç kere durmuyor bu sefer. Durmuyor. Bu sefer ben dedim biraz sert. Çok da değil. Onun kadar değil. Sen beni tanıyor musun dedim. Durdu. Buradan ben dersimi aldım. Bir daha bir işe karışma. Ama demek ki tam ders almamışım herhalde. Kabe'yi tavaf ediyoruz. Hemen o polislerin olduğu, şurtilerin olduğu, korumaların olduğu yerde orada geçiyorum. Önümde de bir genç var. Telefonuyla Kabe'ye çekiyor. Adam bunun üzerine bir saldırdı. Yakalasa mübalağa etmiyorum. Yani her şeyi yapabilirdi. Bir saldırdı. O öndeki genç arkadaş güzel bir atik bir davranışla kendisini son anda zor kurtardı.
Ben de o arada niye karışıyorsun ki? Ben de yanlış yaptım belki. Yine yumuşak bir şey. Hacı dedim, la be'se fiha. Yani bunda bir uygunsuzluk yok. Baktım ve bana saldırdı. Bu sefer onu bıraktı, bana saldırdı. Ene muallimud din dedim. Ene suudi şurtiye dedi. Yani ben din öğretmeniyim dedim. Ben de Suud polisiyim dedi. Ben gene ses çıkartmadan geçtim. Yani orada hakikaten. Demek işte ders almak lazım. Doğruymuş. Hacı sabır. Hacı sabır. Hacı sabır. Ve hiçbir şeye karışmayacaksın. Hiçbir şeye karışmayacaksın. Siz ne hayır yaparsanız, Bismillah, Allah bunu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'a zikredin. Yani Meş'ari Haram Müzdelife'de bir yerdir. Müzdelife vakfesinin burada yapılması sünnettir. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Duha suresinde ifade edildiği gibi. Feava, yani sen yolunu şaşırmış iken seni sığındırmadı mı? Hidayet etmedi mi? Doğru yola iletmedi mi? Öyle. Allah bize hidayet etmeseydi biz akıl zekamızla ne kadar bulabilirdik? Dünyada niçin nice nice sapıtmış olan insanlar var, bizlerden çok zeki. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Çünkü sadece dünyada istiyor ve dünyalık istiyor. Tefsir kaynaklarında ifade edildiğine göre İslam'dan önce müşrikler hac işlemlerini tamamladıktan sonra Müzdelife'de oturur, atalarını anar, onlara ve kendilerine ait başarılarla övünürlerdi. Tıpkı El-Hakimü't-Tekâthır'da olduğu gibi. Bu ayette Müslümanlara müşriklerin bu adetine uymamaları ve Allah'ı çok anmaları hatırlatılmaktadır. Onlardan Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنُ الدِّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهِ اِلَيْكَ. Yani dünyadan da nasibini unutmamak. Bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. İşte cami ve külli bir dua. Rabbena atina fid dünya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabennar. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde eyyamen ma'dudat. Sayılı günler teşrik günleri. Teşrik günleri ise Zilhicce ayının 9, 10, 11, 12 ve 13. günleridir. Allah'ı anın o günlerde. Telbiye ve tekbir getirin. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine sözünün özüne uyduğuna Allah şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O, senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapma, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bu asrın en büyük tehlikesi. En büyük tehlikesi. Ekin ve nesli yok etmeye çalışmak. Yapılıyor, yıllarca da yapılıyor. Yıllarca da yapılıyor. Bu yiyecek sektörü kontrol altına alınıyor. Arkasından ne olacak? Hastalıklar devreye girecek. Ondan sonra katrilyonlarca
devletler bazında böylece ilaç fabrikalarına hadi buyur. Koronada olduğu gibi Türkiye 50 milyon burada aşı aldı. Az para mı? Düşünün ki dünyada, bütün dünyada buna göre düşün. Büyük bir bu konudaki hakikaten durum. Yani ki korona kirden kasıtlı diğer bir savaş sebebiyle Amerika'nın aynı zamanda Çin'in aralarında iki tane devenin, iki tane filin kavga etmesiyle arada alttaki ekinler eziliyor. Çimenler eziliyor. Allah ise bozgunculuğu sevmez. Bozgunculuğu da sevmez, bozguncuları da Allah sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin aklından cehennem gelir. O ne kötü yataktır. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Bazen insan iyi ki cehennem var ya. Yoksa o kadar pislikleri başka hiçbir temizlemez. Hiçbir şey. 1 milyon Suriyeli'yi öldüren Esed'i dünyada hangi temizlik şirketi onu temizleyebilir? En güzel şirket cehennem şirketi. Bush, Irak'ta 1.250.000 ki hala ölmeye devam ediyor. Onu dünyada hangi bir şey temizleyebilir? Bütün okyanuslar üzerinden aksa, bütün sabun fabrikalarının sabunları üzerinden aksa onu temizleyebilir mi? Asla. Evet, ancak onların hakkından cehennem gelir. İyi ki cehennem var. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah bunlarla çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra hak ve hakikat Kur'an gibi. Eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yurcaul emru kullu. Bütün işler ona. Hepsi bütün işler ona döner. Ayetlerin nüzulü ile ilgili hac bilinen aylardır. Nüzulü ile ilgili olaraktan ravi zincirinden devam ile İbn-i Zeyd bu ayet-i kerimenin nüzul sebebinin şu hadise olduğunu zikretmişlerdir. Bu ayet nazil olmadan önce bir kısım insanlar hac yoluna çıkarken azık almazlardı. Onlar biz Allah'ın misafirleriyiz. Fuyudur Rahman, duyufur Rahman. O bizi yedirir, içirir derlerdi. Diğer bir kısım insanlar da ihrama girmeden önce yanlarında bulunan azıkları ihrama girince atarlar ve kendilerine yeniden azık edinmeye çalışırlardı. İşte bu ayet-i kerime nazil oldu. Hacıların yanlarına azık almalarını emretti. Ve diğer senetli rivayetler. 198 hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Bununla ilgili ravi zinciri uzunca devam ediyor. Ebu Umame et-Teymi'den şöyle dediğini bize haber verdi. İbni Ömer'e sual edip dedim ki, biz şu şekilde mal kiralayan bir topluluğuz. Halbuki diğer bir kavim bizim hiç makbul haccımız olmadığını iddia ediyorlar. İbni Ömer de dedi ki, siz telbiyede bulunmuyor musunuz? Lebbeyk, Allahümme lebbeyk demiyor musunuz? Siz tavaf etmiyor musunuz? Siz Safa ve Merve arasında sa'y etmiyor musunuz? Şunu yapmıyor musunuz? Bunu yapmıyor musunuz? Ben de evet yapıyoruz dedim. O da dedi ki, şu senin sorduğun şeyi adamın biri de Peygamber aleyhissalatü vesselama sormuştu da Peygamber aleyhissalatü vesselam ona cevap vererek cevap bulamamıştı. Verecek cevap bulamamıştı. Nihayet bu ayet nazil oldu. Bunun üzerine bir aleyhissalatü vesselam o adamı çağırıp indiği esnada bu ayet kendisine okudu ve sizler hac eden kimselersiniz buyurdu. Ve diğer rivayetlerde burada Taberi'nin rivayetinde de Ebu Ümame et-Teymi'dir ki İbn Kesir'deki rivayetlerde bunu destekliyor. Bir rivayette hayvanlarını kiraya veren ve ticaret yapanlar hakkında onların hacı olmadıklarını söyleyenlerin kafiyeli bir sözde onlar hac değil dağcı diyerek alay ettikleri de kaydedilmektedir ki onlar hacı değil. Öyle debelenip yürüyorlar işte demektir. Dağcı da debelenip yürümek. Onları
Bir derece o manada ikazsa dediğinde hükmünü Kur'an indirmiş oluyor. 199'da da sonra siz de insanların vakfeden döndüğü sel gibi akıttığı yerden dönün. Temimi'den daha önce zikrettiğimiz senetle Yahya bin Hişam bin Urve'den o babasından, o da Aişe'den şöyle dediğini bize rivayet etti. Arap topluluğu Arafat'tan inerken Kureyş ve onların dindaşları da topyekün Meş'ar ile Haram'dan inerlerdi. İşte bu yüzden Allah Teala bu ayeti indirdi. Evet ve diğer rivayetler, nüzul sebepleri farklı kanallardan senetlerle gelmektedir. 200'de hac menasikinizi bitirince atalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. Mücahit dedi ki cahiliye devri halkı belli mevsimde Kabe'nin yanında bir araya geldikleri zaman cahiliye devrindeki babalarının fiiliyatlarını, devirlerini ve soylarını anıp bununla karşılıklı olarak övünürlerdi. Bunun üzerine bu ayet-i kerime inmiş oldu. Evet birçok tabii rivayet kanalları, farklı ravilerin kendilerini gördüğü başlarından gelen olaylar anlatılmakta. Artık o insanlardan kimi ey Rabbimiz bize dünyada da ver ki, der ki onun ahiretten nasibi yok. İşte onların kazandıklarının nasipleri yoktur. Allah hesabı pek çabuk görendir. İbn Abbas dedi ki Araplardan bir topluluk Arafat'ta vakfeye gelir ve ey Allah'ım bu senemizi bolluk, bereket ve hayır senesi kıl derler. Ahiret işleri için bir şey söylemezler. Allah Teala menasiklerinizi bitirdiğinizde Allah anın ayetini onlar hakkında indirdi. Onlardan sonra müminlerden başkaları gelir. Ey Rabbimiz bize dünyada da iyi hal ver, ahirette de iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru diye dua ederlerdi. O müminler hakkında da işte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir ayetini indirdi. Burada da yine ey Rabbimiz, ey Rabbim diye Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olan tüm ey Rabbim ifadelerini çıkarttım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbi ifadesi 67 kere geçmektedir. Bi harfi cerriyle de 2 kere geçmektedir. Bütün onları Kur'an-ı Kerim'de geçen o 67 ayet-i kerimeyi hepsini teker teker Kur'an'dan çıkarttım. Onunla ilgili olaraktan 2003 yılında onu yapmışız. Evet. Ve yine demin kültür meselesi, kültürle ilgili yani hem sebze meyvelerin kültürü değişmesi hem de genel olarak da ekinler. Her ikisi manasına da gelir. Onunla ilgili kültür ile ilgili olaraktan yazmış olduğum makale ve yazılar. 203'te bir de sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Bununla ilgili olarak cahiliye halkı Mina'dan dönme hususunda iki bölüktü. Bir kısmı acele ederek iki nefir günü hemen oradan Mekke'ye dönenleri kınar ve günahkar sayar. İkinci bir kısmı da ikinci nefir günü yani bayramın üçüncü günü dönmek üzere dönmeyi geciktirenleri günahkar görürlerdi. Allah Teala cahiliye devrindeki her iki telakkiyi de reddetmek üzere bu ayeti indirdi. 204 ile 206 arası insanlardan öyle kimse vardır ki ayetindeki nüzul sebebiyle ilgili olaraktan burada birkaç tane zikredilmiş. Bunlardan Süddi'ninkini okuyayım. Bu ayet Ahnes bin Şurak es-Sakafi hakkında nazil oldu. Bu zat Zühre oğulları ile yeminli dostuydu. Medine'ye Peygamber aleyhissalatü vesselama gelip kendisine Müslüman olduğunu açıklamıştı. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onun bu işini çok beğenmişti bu zat. Ben ancak Müslüman olmayı istemeye geldim. Allah bilir ki ben gerçekten doğru söylüyorum dedi. Hem de kalbinde olana Allah'a şahit getirir. Ayeti onun bu halini açıklamaktadır. Sonra Resulullah'ın yanından çıkıp Müslümanlardan bir grubun ekinine ve merkeplerine uğradı. Ekinleri yakıp eşekleri kesti. İşte bu sebeple Allah Teala yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çabalayan insanlar vardır ayetini indirdi. Süddi'ye göre Hümeze suresi ve Kalem suresinin baş tarafı da bu kişi hakkında inmiştir der. Ayrıyeten İsra suresine de bakın. Yahudilerin yuhulikul harfe ve nesle. Ekini ve nesilleri bozacaklarını aynı şekilde orada da dile getirilmiş olmaktadır. Evet diğer rivayetler, diğer senetler de burada ayrıyeten ele alınmış. Uzunca geniş detaylı geniş zaman içerisinde bakıp inceleyip bu konuda tezekkür edilebilir, ele alınabilir. Evet 207. ayette insanlardan öyleleri öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır ve Allah kullarına rauftur. Nüzulü ile ilgili olaraktan İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Abdullah İbn Ceda'nın kölesi Süheyb İbn Sinan Er-Rumi
Ammar İbni Yasir, annesi Sümeyye ve babası Yasir, Ebu Bekir'in kölesi Bilal, Ebu Zer el-Gıfari, Habbab İbnül Eret ve Hüveytib'in kölesi Abis hakkında nazil olmuştur. Nahil 41 ve Nahil 106 ayetler de bunlar hakkında inmiştir. Bunlardan Süheyb, Mekke'deki mal ve mülkünden vazgeçerek bunun mukabilinde serbest kalmış. Ebu Zer ve Habbab kaçmaya muvaffak olmuş ve böylece Medine-i Münevvere'ye gelebilmişlerdir. Ve diğer nüzul sebepleriyle ilgili olan rivayetler senetleriyle birlikte zikredilmiş olmaktadır. Evet, uzun bir şekilde de. 208. ayet-i kerimede ey iman edenler hep birden sulh ve selama girin. Şeytanın adımları ardına düşmeyin çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. İkrime'ye göre burada İslam'a girmeleri istenen insanlardan maksat Hz. Muhammed'e iman eden müminlerdir. Müminlerin İslam'a girmelerini istemekten maksat ise onların İslam'ın bütün emirlerini yaşamalarını istemektir. Yani ey müminler İslam'ın bütününü yaşayın demektir. Bu izaha göre hep birlikte sıfatı İslam diye tercüme edilen silm kelimesine aittir. Yani sulh, selamet, emniyet, güven manasını, barış manasını ifade etmiş olmaktadır. Evet, diğer rivayetlerde zikrediliyor. 9'da ise 209, size bunca açık deliller geldikten sonra yine kayarsanız bilin ki Allah aziz ve hakimdir. Nüzulü ile ilgili İbn Abbas'ın ayeti şu şekilde tefsir ettiği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve şeriatı size geldikten sonra cumartesi çalışmayı ve deve eti yemeyi haram sayarsanız biliniz ki Allah Teala ceza vermede aziz ve fiillerinde hakimdir. Bu ayet karşısında ehli kitaptan Müslüman olanlar ya Resulallah istersen senin kitabından başka her kitabı bırakırız dediler de bunun üzerine Cenab-ı Hak ey iman edenler Allah'a ve peygamberine iman etmeye devam ediniz ayet-i kerimesini indirmiş oldu. Cenab-ı Hak inşallah gitmeyenlere gitmeyi, gidenlere de tekrarını nasip etsin. Evet, ayeti kerimede burada zikredeceğimiz üzere 197. ayeti kerimede evet, genel olaraktan ayette cidal geçmişti, mücadele manası. Hakikaten en büyük sıkıntı orada zaten. O mücadele içerisinde olmak, kavga, dövüş. Bu da Kur'an'da iki şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Husumet ve mücadele, tartışmak ve münakaşa etmek. Yani hacda inşallah gidecek olanlar umre, hac vesaire. Yani hakikaten orada dikkat etsinler. Bu gibi sıkıntı orada maalesef çok oluyor. Kelimelerin burada detaylı izahları ve müfessirlerin bunları ayet-i kerimeyi yorumlaması. 197. ayeti kerime. Evet, zadi ifadesi geçmişti. Zade, yezidu, zid, arttırmak, bir şeyin üzerine başka bir şeyin eklenmesi, ziyadelik, fazlalık manalarına gelmekte ve ilgili ayetlerde burada zikredilmiş olmaktadır. Evet, hayır ifadesi geçmişti. İyilik, herkesin elde etmek istediği söz gelimi, akıl, adalet, fazilet ve faydalı şey gibi arzu edilen şeyler ifade edilir ki zıddı kötülük manasına gelmekte ve bunun izah ve yorumları, açıklaması ve ilgili olan ayeti kerimeler. Evet. Yine 197 hac. Bunun üzerine yapılmış bir çalışmayı burada en azından bilgi sadedinde, başlıklar halinde en azından zihne bazı kapılar açması, düşündürmesi, çalışılması açısından. Yine 197 fısk ve fücur ifadesi. İzzeti zillete tercih edenler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hüreyre'den rivayette buyuruyor. Sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki kişi acz ve fücur arasında seçime zorlanacak. Kim bu zamana ulaşırsa aczi fücura tercih etsin. Günaha, fıskı, fücura, fesada. Hakikaten yani asrımızdan Efendimiz Rabbimizin kendisini bildirmesiyle beraber hakikaten kıyamet alametleri diye de ifade edilmiş olduğu üzere Efendimizin 10 tane büyük alamet, yüzlerce küçük alametler zikrettiği şeylerin hakikaten tahakkuk ettiğini görüyoruz. Ki onunla ilgili kendim de sitemde kıyamet alametleri diye genişçe orada bilgi var. Mesela tetatavvelûne el-bünyan diyor. Gökdelenler yapılacak diyor. Oysa baktığınız zaman bizim memleketimize dünyaya 50 ile 100 yıl arasında girmiştir. Ama Efendimiz 1400 sene evvel söylüyor. Yine cidal kelimenin İsfahani'nin beyanına göre buradaki izahı. Müfredat adlı eserde onun detaylı geniş bir şekilde İzah. Yine belagat kuralı olaraktan umumi olan genel lafızlar ve onlarla ilgili örnekler. Buradaki ayet-i kerimede de
geçtiği gibi umum ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde belagat kuralları gözetildiği içindir ki bazı umum ifade eder, bazısı hususiyeti ifade etmiş olur. Yine fıskı fucur ile ilgili olaraktan Kur'an'da 6 şekilde tefsir edilir. Fıskı kelimesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve onun getirdiklerine küfür, inkar etmek anlamıyla masiyet, itaatsizlik, isyan manasında, şirk demek olan tevhidi terk hususunda Allah'a isyan manasında, şirk ve küfür olmaksızın şirk ve küfürden gayri dinle masiyet, günah, isyan manasında, küfür söz konusu olmaksızın yalan manasında, küfür içinde olmaksızın isim, yani isim, günah, kisp aynı manaya geliyor. Nüans farkları var. Yine günah işlemek kastedilmiş olmakta. Fısk ile seyyiat, kötülükler manasında kullanılmış olmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Yine hac ile ilgili olaraktan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis kitaplarında zikretmiş olduğu hac ile ilgili olan hadisi şerifler. Evet, yine cidal ile ilgili olaraktan gene almış olduğumuz farklı yerlerdeki izah ve beyanlar ve her biriyle ilgili birkaç ayet-i kerimede de zaten o ifade edilmiş olmaktadır. Evet ve 198. ayeti yine libas mesela lebs kökünden geliyor. Lebs hayret, şüphe, tereddüt manasına dört manada geliyor. Bu da karıştırma, sükun bulma, giyinen elbise, salih amel gibi manalarda kullanılmış oluyor. Evet, 198. ayet-i kerimede hac mevsiminde ticaret yapmak. Bunda bir günah, bir beis yoktur. Yeter ki o farziyetine vakfe gibi temel olan hususlara mani söz konusu olmasın. Bunda bir sakınca yok. Ayet açıkça bunu beyan etmiş oluyor. Yani dünyadan çeşitli yerlerinden oraya giderken o düşünceyle de yanında memleketinin meşhur olan mallarını götürebilir. Fezkurullah, Allah'a zikredin, anın, düşünün. Onunla intisabınızı, irtibatınızı, mensubiyetinizi muhafaza edin, koruyun manasında zikretmek. Fezkuruni etkurkum ayeti de daha önce de geçti, orada da zikrettiğimiz gibi. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredip anayım. Meş'aril haram ifadesi. Sahih bir rivayete göre Müzdelife'de Cebel-i Kuzah diye isimlendirilen ve üzerinde mikade tabir olunan hürmet edilen adamet demek olan silindir şeklinde bir taş bulunan tepenin ismidir. Önceleri burada odunlarla ocaklar, Harun Reşit zamanında büyük mumlar, daha sonra büyük kandiller yakılırdı. Bugün üzerinde bina yapılmıştır. Asıl Meş'aril Haram budur. Meş'aril Haram'ın yanı Müzdelife'dir. Girişte de ifade ettiğimiz gibi Müzdelife, Meş'aril Haram ile ilgili. Yine Meş'ar, şar, şiir, şuur, aynı kökten gelmektedirler. Kıl, tüy, saç anlamına gelmekte. Manasına gelmekte. Yani bu istiare olarak, müstear olarak kullanılmakta. İncelik konusunda tıpkı kıla isabet etmek gibi olan bir bilgiyi elde etmek. Ondan şiir, şuur, şair, yani şar, aynı kıl o manada gelmiş olmaktadır. Kelime anlamı itibariyle ve dilcilerin bunu geniş detaylı bir şekilde izahı ve ilgili ayetlerin burada zikri. Evet, 198. ayet-i kerimede yine Allah-u Teala'nın şu buyrukları da vardır. Kim bu dünyayı isterse biz de burada istediğimize dileyeceğimiz şeyi çabucak veririz. Sonra da ona cehennemi veririz. O buraya kınanmış ve kovulmuş olarak boylar. Kim de mümin olarak ahireti diler ve bunun için çalışıp çabalarsa çalışmaların karşılığı olarak mükafat görür. Her birine Rabbinin bağışından ard arda veririz. Rabbinin bağışı alıkonmuş değildir. İsra suresi 18-20. Kim ahiret ekinini isterse biz onun ekinini arttırırız. Kim de dünya ekinini isterse biz kendisine ondan veririz. Ahirette ise onun hiçbir nasibi yoktur. Şura 20. Yani demek ki sadece dünya hayatına münhasır kalmamalı. Rabbena atina'da olduğu gibi yani hem dünya hem ahiret için istemeli Allah'tan. Yine Arafat kelimesiyle ilgili Arafat, Arefe günü hacıların vakfeye durdukları dağın adıdır. Mekke'ye 12 mil uzaklıktadır. Zilhicce'nin 8. gününe terviye günü dendiği gibi 9. gününe de Arefe günü denir. Bugün de Arafat'ta bir müddet beklenir. Arefe kelimesinin çoğulu gibi görünen Arafat isminin bu dağa hangi maksatla verildiği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Tanımak manasına, marifet veya itiraf kelimesinden güzel koku manasına, arf kelimesinden türetildiği de iddia edilmiştir. Bu ihtilaflar nedeniyle bu dağa Arafat Dağı'nın ne zaman, hangi maksatla ve hangi kelimeden türetilerek isim yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak
her bir iddianın Arafat Dağı'nın bir özelliğini göstermesi de mümkündür denilmiş. Arafat da aynı zamanda Havva ile Hazreti Adem'in bir rivayete göre 250 yıl boyunca birbirlerini aradıktan sonra buluştukları yer. Yine Arafat Mekke'nin 21 kilometre doğusunda yaklaşık 14 kilometre kare genişliğinde düz bir alanın adıdır. Bu alana bitişik olan dağ da Arafat ismiyle anılır. Ancak halk arasında bu dağın devamı gibi duran Cebel-i Rahme adlı küçük tepeye Arafat Dağı denilmektedir. Onun ile ilgili olaraktan bu bilgi verilmektedir. Evet, yine 197'de takva kelimesi geçmişti. Takva asıl menhiyattan, günahlardan sakınmak, kaçınmak manasına gelir. Kur'an-ı Kerim'de takva kelimesi 17 ayette, ayrıca 49 ayette çoğul şekliyle müttaki, 160 kadar ayette de aynı kökten gelen isim ve fiiller bulunmaktadır. İslam öncesinde bu kelimeler hemen hemen daima bir tehlikeyi önlemek üzere konulmuş, engel ve siper ifade ediyordu. İmandan sonra salih amel esastır. Salih amelin esası da takvadır. Takva, sevap işlemek değil, günah işlememektir. Takva, aynı zamanda temizlenmek değil, kirlenmemektir. Takva, sünnet işlemek değil, vacip o işlemek manasına gelir. Yani şu anlamda. Yani bir takva, günahtan sakınmak, birçok yüzlerce sünnete muadil gelir. Yani sünnetin de kendisi içerisinde rahmeti vesile olacak, inşallah şefaate nail olacak durumu var. Yani takva birçok şeyden daha üstündür, önceliklidir. Çünkü takvada esas olan kirlenmeme var, temiz kalma olayı var. Temiz kalma olayı var. Evet, 199. ayet-i kerimede akın akın o meş'ari harama Cenab-ı Hakk'ın dilediği şekilde gelip mağfireti ve bağışlanma durumu ile karşılaşmış olmaları. Sonra siz de insanların vakfeden döndüğü sel gibi aktığı yerden dönün. Allah'tan mağfiret isteyin. Allah gafurdur, rahimdir. Ve müfessirlerin bunu izah ve beyanı. 3 sayfa olarak tefsirlerden çıkarttım. Ve 200. ayeti kerimede hac ibadetini bitirdiğinizde ve böylece atalarınızı andığınız gibi, yani daha kuvvetli bir şekilde ondan Allah'ı anın. Telbiyede, tekbirlerde getirerek Allah'ı yücelendirin, takdis edin, mukaddes bilin, yüce adını anın, fethurullah. Sürekli bir şekilde Allah'ı zikredin. Evet, ve kada ifadesi geçmişti. Kada, kaza, hikmetli manasına, istedi, takdir etti manasına bu kelimenin izah ve beyanı. Kur'an'da da 10 şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Tavsiye, haber vermek, fera, boşalmak, boş kalmak, bitirmek, tamamlamak, fiil, yapmak, işlemek, nüzul, inmek, vacip, gerekli olmak, icap etmek, yazmak, tamamlamak, fasıl, ayırma, ayrılma, halk etmek, yaratmak gibi manalara gelmekle ilgili ayetler de burada zikredilmiş olmaktadır. Evet, yine Kur'an-ı Kerim'de geçen kada demin de ifade etmiştik ki 10 farklı, burada da biraz daha da farklı manalara da gelmiş olmaktadır. Farklı yerlerden detaylı olaraktan almaya çalıştım. Yine kadetüm ifadesinin buradaki demin de ifade ettiğimiz gibi gelmiş olduğu manalar. Ayrı ayrı yerlerden istifade ettik. Rabbena atina ifadesi, Cenab-ı Hak'tan istemek, rahmetinden istemek. Ud'uni estecib lekum, kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'akum. Sürekli bir şekilde Cenab-ı Hak kendisinden istemeyi, yalvarmayı, yakarmayı, dua etmeyi emrediyor. Çünkü duada bir intisap var, bir mensubiyet. Efendimizin ifadesiyle muhul ibade, ibadetin özüdür. İbadetin özüdür dua. 201. ayeti kerimede, evet, Rabbimize bize iyilik ver. Hem dünyada hem de ahirette. Artık o insanlardan kimi ey Rabbimiz bize dünyada ver der ki onun ahiretten nasibi yok dünyada diyen, ama hem dünyada ver hem de ahirette ver. Bu cami külli bir dua olmuş olur. Evet, yine müminin mümine en iyi duası nasıl olur? Daha önce de dua bahsinde ifade ettiğimiz gibi Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur külliyatında Mektubat 279'da bunu dile getiriyor. Müminin mümine duası, en makbul duası nasıl olmalı? Bizahril gayb, yani gıyaben ona dua etmek. Mümine dua etmek. O daha Allah indinde makbuldür. İşte onların
onlara kazandıklarından bir nasip, bir pay, bir hisse elbette vardır. Ve bunun izahı tefsirlerdeki beyanı. Yine 202'de seri ifadesi geçmişti. Hızlı manasını, sürat diye Türkçe'de kullandığımız. Bu da iki şekilde tefsir edilir. Serur hesap, pek seri, pek çabuk olan manasında sanki hesap vakti gelmiş gibi kullanılır. Hesabı şiddetli olan Allah. Serur hesap ibaresi, halk edilmişleri, yaratılmışları hesaba çıkacağı vakit hesapları çabucak bitiren anlamına serur hesap olaraktan dile getirilmektedir. Yine seri ile ilgili Elmalı'nın tefsirinde burada da oradan aldığım ifade ve ayetlerle izahı. Ve 203. ayeti kerimede sayılı günlerde Allah'ı anın, belli günlerde ki onları ifade etmiştik ve onun tefsirlerdeki izahı o sayılı, belirli, sınırlı olan günlerde Allah'ın o yüce adını anın. İthim ifadesi, bu ithim, günah, kiz hemen hemen nüans farkıyla beraber aynı manaya geliyor. İşleyeni kınanmaya müstahak kılan günah manasına çoğulu asam olaraktan. Zemde, etime, günah aynı kökten gelmiş oluyor. Kur'an'da isim kelimesi 5 şekilde tefsir ediyor. Şirk, masiyet, itaatsizlik ve isyan. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Zem, günah, zina ve hata manalarında kullanılmış olmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Evet, böylece 203. ayetten sonra 204. ayeti kerimede insanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah şahit tutar. Halbuki o düşmanlık da en amansız. Nüzul ile ilgili kısmında da ifade ettiğimiz gibi. Yani tabii genelde bu tip insanlar münafık yapılı olmuş olan insanlar. Çünkü içi de bir değil, dışı da bir değil. Yine 204'te hisam ifadesi geçmişti. Hasım, düşmanlık manasına geliyor onun izahı. Evet ve 205'te sa'y ifadesi çalışmak manasına, hızlı yürümek manasına, leyseli insan illa mahsa'a, koşmanın bir alt derecesi ve geldiği manalar ilgili ayeti kerimeler. Evet 2005'te hars ifadesi, demin ifade ettim, toprağı onarıp tohum atmak, sürmek, ekilen tarlaya ondan meydana gelen ekine de denir. Ekim veya ekin denebilir, hars ziraat ve ekin ekmek demek olup, ekin yeri ekilecek tarla anlamında isim de olmaktadır. Hars Kur'an'da 3 şekilde tefsir edilir. Bizzati hars, ekin ekinlik, sevap, kadınların ferşleri çocuğun doğduğu yer şeklinde ifade edilmiş olmaktadır. Nisa ukum, harfun lekum. Yine 205'te fesadın anlamı ile ilgili bozmak, ifsad etmek, Cenab-ı Hakk'ın en çok sevmediği ve aynı zamanda meleklere Cenab-ı Hakk'ın inni cailun fil ardı halife, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde melekler ya Rabbi etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfikuddima, yeryüzünde fesat çıkartıp karışıklık yapıp anarşistlik çıkartıp kan dökecek varlıkları mı yaratacaksın ya Rabbi? Tabi Hazreti Adem'in talimi esmadan dolayı ve allama Adem'el esma kullaha thumma aradahum alel melaike fe enbi'un bi esmai haulâin sâdikin, üstünlüğünden dolayı Cenab-ı Hak inni âlemu mâ lâ tâlemu, siz benim bildiğimi bilmezsiniz deyince onlar da o eksiklerini dile getirerek ama haksız da değiller. Çünkü hakikaten gelir gelmez hemen Kabil Habil'i öldürdü, kan döktü. Ve onun üzerine melekler Subhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmun diyerekten Cenab-ı Hakk'ı tasdik edip senin bize bildirdiğinden başka bizim bilgimiz yok diyorlar. Fesat da Kur'an'da 6 manada tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Masiyet, isyan, itaatsizlik, helak, yağmur ve bitki, ekin kıtlığı, öldürmek, bizatihi fesat, yıkmak ve tahrip etmek. Ve insanoğlu Kabil'den beri kan akıtıyor, yıkıyor, yakıyor, bitiriyor, öldürüyor. Maalesef. Yine 204-205. ayet-i kerimede Ahnes bin Şurayk çok güzel sözler söyleyen ve iyi konuşan, hoş sözler söylemesini bilen birisiydi. Ki onu demin nüzul sebebinde ifade etmiştik. Onun üzerine onun öyle olmadığını burada nüzulüyle ve diğer tefsirlerdeki izah ile bunu ele aldık. 204-205 beraber olaraktan orada bağlantılı. Yine fesat, fesatçılık, fesat çıkartmak, bozgunculuk. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de
Burada 4 sayfa olarak da bu ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak bozgunculuğu sevmediğini, fesadı sevmediğini, en yani çünkü bütün kötülüklerin anası durumunda fesat olayı. Yani fitne, fesat birbirini doğuracak durumlar. Emniyet ve güven, huzur, selamet bunları tamamen ortadan kaldıran bir husus. Evet, yine ayet-i kerimede yuhlikul harse diye heleke ifadesi, helak manası. Bu da Kur'an'da 4 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Ölmek manasına, azap anlamında, dal, kaybolmak manasında, fesat, bizzat fesat manasında kullanılmış olmaktadır. Helak, heleke ifadesi. Yine hars kelimesinin geldiği manalar burada da aynı şekilde başka farklı yerlerden aldığım durum. Dediğim gibi hem ekin manasına gelmiş oluyor hem de kültür manasında kullanılmış oluyor. Münafık fesat çıkartır. Münafığın özelliği odur. Yani onun için fesat münafıkça bir hal ve harekettir. Münafığa ait bir sıfattır. Her münafık fesat çıkartır. Fesat çıkartanlar münafıklardır. Yani onlar birbirlerinin bu fesat cihetiyle durumlarını bir derece teyit etmiş olmaktadırlar. Burada 197'de zade kelimesi geçmişti. Ziyadelik manasını bildiren bu kelimenin de almış olduğum not. Yani onun için fesattan Cenab-ı Hak sakındırıyor. Fesattan uzak olmasını Cenab-ı Hak emrediyor. 206. ayeti kerimede ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Gurur yapıyor yani. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. O ne kötü yasak. Yataktır. Varılacak yerdir. Evet, böylece yani bu gibi kötülükler, çünkü cennet kirlilikleri, kötülükleri, pislikleri, bozgunculukları kabul etmez. Resulullah duvarı çivinin çakıldığı gibi ehli cehennem cehenneme çakılır. Buyurduğu da rivayet edilmiş olmaktadır. Fesat da neticede cehennemi gerektirecek bir durum. Aziz ifadesi izzet manasını olmakla güç, üstün olan, her şeye gücü yeten, kuvvetli, çok izzetli, çok onurlu, galip kahreder de asla mağlup olmaz manası, Kur'an'da 6 şekilde tefsir edilip her biriyle ilgili birkaç ayet var. Korunmuş, muafiyet sahibi, kendisine zarar verilemeyen, kuvvetli, dayanaklı, azim, pek büyük, pek azametli, değerli, hamiyet, kibir, gurur, galiz, sert, katı, şiddetli, ağır, zor, aziz, kuvvetli, kuvvetli, şiddetli ve ilgili ayetler de burada zikredilmektedir. 206. ayeti kerime. Evet, aziz, izzet, güç, kudret. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de sonunda ayete izah ettikten sonra Vehüvel Azizul Hakim mesela sürekli bu gibi sıfatlarla Cenab-ı Hak kendisini tavsif etmiş olmaktadır. Evet, 207. ayet-i kerimede yeşri ifadesi geçmişti. Bu müşteri, iştera aynı kökten gelmiş oluyor. Satış, birbirini gerektiren iki kelime. Müşteri parayı veren ve bedelini alandır. Bayi ise bedeli veren ve parayı alandır. Yani onun için o kafirler ahireti verip dünyayı satın alırlar. Oysa Cenab-ı Hak müminleri ise اِنَّ اللّٰهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Müminler ise kendilerine verilen emaneti cennet mukabilinde Allah'a satarlar, Allah'a verirler, onun yolunda kullanırlar. Burada da yine rivayette de geçmişte Süheyb-i Rumi'nin durumunu burada ele almış oluyor. Nüzulü ile ilgili olan hususlarda da dile getirdiğimiz gibi. Evet, demek ki insanlardan da öylesi vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Yine Tevbe 111'de şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara cenneti vermek karşılığında satın almıştır. Demin okuduğum ayet Tevbe 111. Yapmış olduğunuz bu alışverişe sevinin. İşte büyük kurtuluşun ta kendisi budur. En büyük bir alışveriş. Allah ile yapılan alışveriş. Onun verdiğini yine onun yolunda, onun rızası doğrultusunda ona vermek, ona satmak, onun yolunda harcamış olmak en büyük karlı bir ticaret. Hem o vermiş, ona satıyorsun, mukabilinde de Allah sana onun karşılığında cennete veriyor. Bundan daha güzel bir alışveriş, bir ticaret mi olur? 208. ayet-i kerimede ey iman edenler hepiniz topluca barış ve güvenlik İslam'a girin. İslam'a girin. Bunun Türkçesi bu yani. İslam selam ve selamettir, emniyettir, güvendir, huzurdur. Yine Ali İmran 103'te Allah'ın ipine hep birlikte sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Anlaşmazlıktan ve ihtilafa düşmekten sakınınız.
Nitekim Rabbimiz anlaşmazlığa düşmeyiniz. Sonra darmadağın olursunuz ve gücünüz kaybolur gider. Enfal 46. Hazreti Peygamber ve Veda Hacı hutbesinde şöyle buyurmuştur. Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler olarak gerisin geri dönmeyiniz. İnşallah o Resulün bu davetine kulak verilir. Selm, selamet, silm, İslamiyet. Aynı kökten gelmiş oluyor barış, güven, huzur, rahat. Yani İslamiyet'te bir problem yok. Onu hakikatiyle temsil edemeyen, temsiliyet rolünü üstlenemeyen ve İslamiyet özelliğini almış olan insanlarda problem var. Zaten eğer biz İslamiyet'i efalimizle temsil etseydik, yaşasaydık efalimizle, sahip dinlerin mensupları fevç fevç, bölük bölük İslamiyet'e girecekti. Eğer bugün onlar girmiyor ise demek ki problem bizde. Yani demek ki biz gerçek manada hakikaten İslamiyet'i hakkıyla temsil edemiyoruz. Onun için Yusuf İslam'ın sözü yabana atılacak bir söz değildir. Ben eğer Müslümanları görerek Müslüman olsaydım Müslüman olmazdım diyor. Çünkü İslam'ı tam temsil edemiyor. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, kuvvetine sahiptir. Amin. Cenab-ı Hakk'ın bizlere ihtiyacı yok. Bizim ona ihtiyacımız var. Biz ona muhtaçız. 210'da onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar. Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Melekler sıra sıra dizilip Rabbin gelince el kitap senden, gökten kendilerine bir kitap indirmeni istiyorlar. Nisa 153. Tıpkı ve enzil aleyna hicareten mine sema dediği gibi. Hadi üzerimize gökten taş yağdır diye belalarını istedikleri gibi. 210. ayette geçen hel, ma gibi, e gibi soru edatları. Bir istifham ifadesi ve harfidir. Bunun geldiği manalar Kur'an'da 4 şekilde kullanılır. Olumsuzluk edatı olan ma ve ilgili ayetler dır dir, tır dir, dır dir, tır dir gibi olumsuz soru edatı anlamında istifham-ı inkar, yani inkar tarzındaki soru edatı olaraktan Kur'an'da gelmiş ve ilgili ayetler de burada zikredilmiş olmaktadır. Evet, Zülel ifadesi geçmişti. Zülel gamam, gölgelik ve gamam, beyaz bulut manasına. Ümem-i Salife'den geçmiş ümmetlerden asi olanlara ekseriyetle azap, üzerlerini gölgelik gibi bürümüş, beyaz bulutlardan nazil olduğundan, bu ümmetten de isyan edenlere azabın onlara geldiği gibi bir surette gelmek ihtimali beyanla günahkarları tehdit etmiştir. Beyaz buluttan menfaatli yağmur ümit edilirken azabın gelmesi, hayır zannolunan yerden şerrin zuhur eylemesi demek olup bunun da tesiri ziyade olduğu cihetle azabın rahmete sebep olacak buluttan geleceğini beyanla şiddetine işaret olunmuştur hülasa İslam'a. Ve daire-i itaata girmeyen kimselerin ancak semadan azabın nazil olması ve azabın gelmesinden başka gözetecek bir şeyleri olmadığı, haklarında vaki olacak şeyle hükmü ilahinin lahik olup ona katılıp gelip cümle umurun işlerin Allah'a raci bulunduğu bu ayetten müstefad olan fevaid cümlesindendir, istifade edilecek, faydalanılacak cümlelerdendir. Evet, hasreten bu harz ifadesi, yani tohum meselesi, kültür meselesi, bu asrın ekin ve nesillerin bozulması, Müslümanların karşısında önemli bir tehlike olarak da durmaktadır. Dikkat etmek lazım. Evet, ve bunlardan o kültürü bozan şeylerden birisi de televizyon kültürü. Televizyon kültürü diye bir mefhum tanımıyorum. Televizyon aylak, şuuru iyi diş edilmiş, hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanmamış, sokaktaki adam için icat edilmiş bir nevi afyondur. O, zavallıyı gözünden ve kulağından yakalayarak bir kat daha sersemleştirir. Şuurundaki son pırıltıları yok eder. Onda bir şeyler biliyorum vehmini uyandırır. Gerçek hayattan uzaklaştırmaya hizmet eder. Televizyon tam bir kaçıştır. Yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapı. Bu korkunç tiryakilik insanları batılaştırmaz, batırır. Avrupa ve Amerika için durum biraz daha farklı. Fakat netice bir. Televizyon tiryakisi oralarda da bir çare bir esrarkeştir. Yani bu televizyonu kaldırın, interneti getirebilirsiniz. Kontrolsüz bir televizyon, kontrolsüz bir internet. Arada bir kabak çekirdeğin evinden bilgi kırıntıları bu fikir temelinin aldatıcı tesellisidir. Kültürün dün de bugün de yarın da tek taşıyıcısı vardır kitap. Hiçbir düşünce emeksiz fethedilemez. Şahikalara, şerhalardan çıkılamaz.
Tefekkür doğru sürekli bir cehdin mükafatıdır. Hele kapitalizmin sofra artıklarını tabir mazur görürsün, kusmuklarını salim bir gıda sananlar mide fesadına uğramaya mahkumdur. Hülasa edelim. Televizyon kültürü, kültürle münasebetlerini kesmeye karar verenlerin uydurduğu bir yalandır. Batının bütün fuhşiyatının haremimize şeytani bir oyuncağıdır televizyon. Şuur, uykuda olduğu için o renk ve ışık cümbüşü bize her tehlikeyi unutturur. Eskiler medenileşmek, frengileşmektir derlerdi. Eskiler medenileşmek, frengileşmektir derlerdi. Televizyonun cömertçe dağıttığı medeniyet de bu çeşit bir medeniyettir. Allah-u alemi bir sevap. En doğruyu bilen Allah'tır. Azimun Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davam. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.